Merhabalar. Tabii elimdeki balonun niye tuttuğumu merak ediyorsunuz. Bugün sizlere halk arasında göz tansiyonu olarak tabir edilen glokomla ilgili bilgi vereceğim. Balonla tabii glokom arasındaki ilişkiyi aranızda göz tansiyonuyla ilgili bilgisi olanlar kurmuştur. Maalesef gözümüz bu elimdeki balon gibi değil. Yani elimdeki balona biraz daha ben hava üflesem veya bir taraftan sıkıştırsam balonun esnekliğinden dolayı hava içindeki basıncı yayabilmekte. Fakat gözümüzün dış dokusu sert olduğu için maalesef böyle genişleme imkanı yok. Dolayısıyla gözün içindeki basınç arttığı zaman şu sapın eğer sinir tabakası kabul ederseniz beynine gelen sinir tabakasını yükselen basınç yavaş yavaş zedeler ve sinir tabakasını öldürmeye başlar. Göz tansiyonundaki olay aynen bu şekildedir. Zarar gören sinir tabakası kendini görme azlığı olarak maalesef çok ilerleyen zamanlarda hasta tarafından fark edilecek şekilde azaltır. Yani görme önce köşelerden yani perifer dediğimiz kısımlardan azalır. Daha sonra merkeze doğru ilerler. Eğer bir glokom hastası diyorsa ki benim görmem azaldı zaten iş işten geçmiştir. Dolayısıyla glokomda yani göz tansiyonunda erken teşhis çok önemli. Ve bu erken teşhisi maalesef göz hekimleri dışında ve yapılacak muayene ve tetkikler dışında anlayamıyoruz. Göz tansiyonu erkenden tespit ettiğimiz zaman da vereceğimiz tedavilerle görmeyi koruyabiliyoruz. Teşekkür ederim.